taraftan pataklıyor. Eyvah! Eyvah, şimdi tarçın dövmeye gitti. Yetmiş! Zarar görmeyeceğini mi anladın? Ay! Bir çok heyecanlıyım birazcık. Gel kızım, gel anneciğim, gel. Ay alalım ya, lütfen anne. Yap. Üç tane daha alalım, bence üç olsun. Rengarenk çeşit çeşit de balıklar aldık. Bu senin kocası, bu benim kocam. Çabuk ol, annem, çabuk ol, çerçeve. Anneciğim, çok güzel oldu. Sakın. Ay ben seni yerim. Allah! Allah! Evimize geldik, tatilimizi bitirdik arkadaşlar. Yeni taşınmıştık biliyorsunuz, yeni yerleştik evimize de. Kedilerimizi de tatile giderken, Lina'nın küçükken, ben çalışırken ona bakan bir ablası vardı, Yıldız ablası. Kedilerimizi ona bırakmıştık. Hatta yavru kedilerimizden bir tanesini de kendisi sahiplenmişti, Paskal'ı. Sonradan da ismini Simba koymuşlardı. Şimdi biz geldik, kedilerimizi aldık. Arkasından onlar tatile gidecekleri için Paskal'ı, yani şimdiki ismiyle Simba'yı da bize verdiler arkadaşlar 10 günlüğüne. Arkada müthiş bir kavga var. Hemen orayı göstermem lazım. Geçinemiyor bunlar hiç ya. Paskal'ı bir türlü kabullenemediler. Tarçın bir taraftan pataklıyor. Dorin bir taraftan pataklıyor. Eyvah! Paskal zararlı sen çıkacaksın. Dorin fena. Çekil kızım, çekil. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum. Yavrum durun sakin. Burada bir cümbüştür gidiyor. Paskal'a bir bakar mısınız ne kadar büyümüş? Kocaman yakışıklı bir adam olmamış mı? Evet çok güzel oldu. Ay aşkım. Biliyorsunuz hiç mama yemiyordu. Ne yaş evet. Mama yedirebiliyorduk, ne kuru mama yedirebiliyorduk. Çok zayıf, en küçük, en minyon oydu. Halbuki cins olarak da bizim kedilerimiz Scottish ama o British Shorthair. British'ler de yapı olarak çok çok iri olurlar, çok büyük olurlar. Nihayet yemek yemeyi öğrenmiş ama hala mutfaktan da çıkmıyor. Masanın üstüne bulduğu gibi kapıp kapıp götürüyor her şeyi. Çok komik bir kedi gerçekten. Şimdi onlarla bugün güzel bir vakit geçireceğiz. Ben onlarla oyun oynamayı özledim. Onlar bizimle oyun oynamayı özlemiştir. Tarçın da onun kız kardeşi. Ama o da istemiyor. Yok, kardeşlik bağları da bitmiş. Eyvah, şimdi tarçın dövmeye gitti. Allah! Yetiş! Yetiş, yetiş! Aldım geliyorum, zor kurtardım. Birbirlerini yiyorlar ya. Unutmuşlar tamamen birbirlerini. Yabancı bir kedi olarak görüyorlar bunu da. O yüzden birbirlerine nasıl alışacaklar? Bu 10 günü nasıl geçireceğiz? Hiçbir fikre sahip değilim. Şimdi kedilerimizi çok özlediğimden bahsediyordum. Onlar için buraya çeşitli oyuncaklar koydum. Bakalım bunu daha hiç yanlarında açmadık. Bunu görünce ne yapacaklar? Bunu görünce ne yapacaklar acaba? Kedilerimizin aşı zamanı da geldi, tırnakları da uzadı. Şimdi bir veterinere gideceğiz önce. Bakımlarını yaptıracağız işte, manikürlerini, pedikürlerini. Manikür. Arkasından aşılarını olacaklar. Sonra da bakın burada balıklarımızın akvaryumunu temizledik. Burada bekliyor. Kumlarını yıkadık, içini temizledik. Biz gittiğimizde balıklarımız o kadar uzun bir süre tabii ki aç kalamayacağı için balıkları aldığımız akvaryumcuya teslim ettik arkadaşlar. Oradaki bir tane akvaryumun içerisine koydu. Şimdi onları alıp geleceğiz. Bir de kuşumuzu alıp geleceğiz ama maalesef çok üzülerek söylüyorum bunu. Kuşlarımızdan bir tanesi kaybolmuş. Onun için bir tane de onun kuşumuzun yanına eş olarak bir kuş daha alacağız. Seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum ama üçü şu an içeride birbirini yiyor. Biz bir an önce hemen Pamuk Dorin'i ve Tarçın'ı alalım. Aşılarını yaptıralım, temizliklerini yaptıralım. Balıklarımızı, kuşlarımızı alıp gelelim. Akvaryumumuzu kuralım. Arkasından da kedilerimizle doya doya bir hasret giderelim. Bu arada arkadaşlar benden çok ama çok fazla ev turu istiyorsunuz. Ev turu çekeceğim. Evet çekeceğim ama ben eşyalarımı sipariş vereli tam 4 ay oldu. Enzahom'dan almıştık biliyorsunuz. Bu konuda gerçekten ama gerçekten çok sinirliyim. Gördüğünüz gibi konsolum var ama üzerinde aynalığım yok. Sandalyelerim geldi ama ortasında yemek yiyebileceğim, bir misafirimi çağırabileceğim, oturup sizlere challenge yapabileceğim, bir ev turu çekebileceğim bir masam yok. Orta sehpam geldi. 4 parçadan oluşuyordu. 2 parçası geldi. 2 parçası yok. Bir tane C sehpa istedim. O yok. Buraya bir lambeder istedim. O yok. Aylar aylar geçmesine rağmen hala benim Enza'dan eşyalarım gelmedi. Giderken de bunu size videosunu da çekmiştim. Çizgisini çok beğeniyorum, kalitesini çok beğeniyorum diye. Sadece çizgi ve kalitesini beğenmek yetmiyormuş demek ki arkadaşlar alışveriş yaparken. Ürünü zamanında teslim etmek, müşterinin arkasında durmayı da bilmek gerekiyormuş. Öncelikle araştırıcı
yapacağımız şeyin bu olması gerekiyormuş demek ki. Ben de o yüzden size neden ev turu çekemediğimi kısaca anlatmış olayım. Duvarımda bir tane çivi çakıp tablomu asamadım. Çünkü neyin nereye geleceğini tam olarak gözümle görmediğim için hiçbir şey yapamıyoruz. Bekliyoruz yani böyle. Gerekirse bunları da komple geri götürsünler. Ben birkaç ay madem burada böyle kaldıysam birkaç ay daha kalırım. Başka yerden sipariş veririm. Evet, gidelim mi şimdi? Gidelim artık. Ama Lina'nın oda turunu çekebiliriz arkadaşlar. Çünkü odası hali hazırda tamamen kuruldu. Onu da çok merak ediyordunuz çünkü. En kısa zamanda, en yakın zamanda hemen onu çekiyoruz. Hatta bu hafta diyebiliriz ona Lina. Evet. Ne diyorsun? Yarın ya da öbürsü gün muhakkak Lina'nın oda turu gelecek. Ama hangi kanalda? Prenses Lina TV kanalımızda. Evet, gidiyoruz. Hadi bakalım. Ooo, kocaman olmuş ya. Evet. Bayağı büyümüşüz biz. Evet, bayağı büyüdük. Gel. Aa, niye böyle oldu? Korktu. Bakın nasıl kasmış kendini, alamadım. Yetenekli niye burası? Bir sürü koku alıyoruz burada. Gel bakalım, seni bir tartalım. Acaba kaç sen kilo? Bayağı ağırlaşmışsın ya. Kesin 3 kilodur. 2 kilo 600 grammış. Of, asıl dişlerimiz de çıkmış. Tamam anneciğim, tamam, bitti bitti. Çıkmış mı asıl dişlerimiz? Dişlerimiz dökülmüş hep. Öyle mi? Dökülüyor mu dişleri? Biz hiç fark etmiyoruz. Düşenler ne oluyor? Düşenler genellikle kayboluyor. Ağzından atılıyor yani. Bazısı yutuluyor. Tarçın beğendin mi kızım? Evet evet beğendi. Kırmızısını al tarçını. Aynen. Ama dörtlü seç. Bugün lösemi aşısı ne olacak şimdi? Hadi derin nefes al. Hadi. Tamam. Hadi yok bir şey. Tamam 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 canım. Hadi. Aferin sana. Aferin. Şey demeden başardı. Ay aşkım benim. Çok akıllıydı değil mi Lina? Bravo. Bak sen, tısladık. Ben hiçbir şey yapmıyorum sana. Ben senin doktorunum. Selam. O da korkmuş. Duruşuna bak. Ay. Oh, oh, gel seni bir tartalım. Gel. Doğumdan sonra çok zayıfladı ama biraz toparladı evet. Şimdi. Kaç kilo? 2.900. 300 gram aralarında. Aferin. Kızma tamam. Yok bir şey. Yalnız hiç yaklaştırmıyor ona ya. Tamam canım, yok, tamam. Canı acımıyor. Sadece kızıyor. Aman. Tamam, tamam. Ne kızıyorsun sen? Kim sana ne yaptı söyle. Çok agresif ya. Kim sana ne yaptı söyle. Gel. Ama ben seni nasıl tırnaklarını keseceğim? İki aydır böyle yapıyor. Çok hoş. Göreyim. Yok kızım, yok bir şey. Yok bir şey. Sen ne? Sen oynat onu. Tamam, ucak olunca niye böyle? Sakin nedir yani? Hakikaten de. Çok ilginç. Zarar görmeyeceğini mi anladın ha? Ay. Seni iyi tutuyor da haber ver. Ben biraz kaçmıştım şimdi. Ay onun için çok heyecanlıyım biraz. Ne oldu yine? Dur kızım. Aferin. Aferin kızıma, tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz, elinize sağlık. Ay arkadaşlar, şunun tatlılığına bakar mısınız? Yeni doğmuş bir haftalık falan bir kedi. Ama çok çok minik. Çok daha küçük doğmuştur tabii. Bizimkilerin doğumuna siz de şahit oldunuz. Doğduklarında o videoyu oluşturmuştum ben size. Bundan daha büyüklerdi. Kuşumuzu aldık arkadaşlar. Veterinerden hemen çıkınca aldık. Bu fıstığım benimle kaldı. Ama maalesef ki eşi yok. Şimdi buna hem eş almaya geldik AVM'ye hem de bıraktığımız balıkları almaya geldik. Evimize götüreceğiz. Bunu bile evet. Çok özlemişim ya. Ay çok heyecanlıyım. Anneyim, aşkım. Ne yapıyorsun sen? Gidelim mi? Sana bir yeni bir eş bulalım mı? Bizim Pascal'ın aynısı. Anne Tarçın. Pascal, Pascal deyip duruyoruz. Simba oldu. Aynısı onun. Bu da Tarçın'ın bebekliği aynı. Çok ne oldu tatlı. Kızım? Eşlerini görünce bir heyecanlandı. Gidelim bakalım. Sana göre bir şey bulalım. Gel. Bak şuradaki açık mavi nasıl? Ay çok tatlı. Gel kızım, gel anneciğim, gel. Haydi oley. Aldık. Tatlı. Hoş geldin. İnşallah yavrularla. Ay canım benim. Özlediniz mi bizi? Ay çok özledim. Bak köpek balığımız. Tiplere bakın. Japonlar, melekler. Allah'ım yerim sizi. Aman Allah'ım çok tatlı. Hadi gelin bakalım. Özlediniz değil mi beni? Bunu yakalamak çok zor. Geldi, ah, geldi. Geldi. Harika. Ay, ay zıplayabilir. Dikkat et Lina. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Bence yaşarlar ya. Ay alalım ya lütfen anne. Yapalım.
Birkaç renk alalım. Baksana fıstık yeşili, pembe ne kadar güzeller. Anne fıstık yeşiliyle pembe alalım, bir de sarı alalım. Olur anneciğim, bence de. Ay mor da alalım, moru unutmayalım. Evet renk evet. Güzel. Çok güzeller. Ay ne güzel renk kattılar. Hepsinden alalım. Renkli renkli çok güzel oldu. Şimdi bakalım ne aldık. 3 tane daha alalım, bence 3 olsun. Valla onu öylece bir çekin, ne geliyorsa alalım. Aynen. He, bence de. Sıkıştır. Şu önceliği turuncuya verelim de. İyi hadi öyle turuncuyu yapalım. Turuncuyu en azından çiftliği. Fark etmez. Kısmette ne varsa. Efendim abi. Başka da sikletli yoksa biliyorum. Pembe geldi. Pembe pembe. Şimdi kepçeyi daldırabiliriz. Daldıralım. Hadi daldıralım. Aa bir tane gitmiş. Evet kısmetimizde bunlar varmış. Onlar da geliyor. Aa bir tane gitmiş. Nereye gitmiş? Bayılıyor. O kendine gelir o yani. Evet çok güzel oldu. Akvaryumumuza da evimize de renk katacak bunlar. Evet. Gelin size bir şey göstereyim. Gelin 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 gelin. Geldim. Yaklaşın yaklaşın yaklaşın. Gelin gelin gelin. Tavşanların önünde yapacağım bakın. Bakın. Gel buraya gel. Tipe bak tipe tipe. Evet Delkin'e benziyor aynı. Ay. Arkadaşı da şu siyahlı. O şeye benziyor. Pascal'a benziyor. Renk olarak. Ama bizim Pascal'ın kulakları dik dikti. Ya hepsi birbirinden tatlı. Şunlara bakın bak. Bir tanesinin keyfine bakar mısınız ya? Uyur uyur. Lina şunun keyfine bak Lina. Allah Allah Allah. Kulaklara bak. Gulu 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 gulu. Evet evimize geldik arkadaşlar. İlk olarak tabii balıklarımız orada aç kalmasın diye hemen akvaryumumuzun suyunu işte kumlarını süsünü püsünü hazırlayıp hemen şu balıklarımızı alalım. Rengarenk çeşit çeşitte balıklar aldık. İçerisine bakalım nasıl bir hava oluşacak çok merak ediyorum. Tertemiz oldular. Boşaltıp yıkamıştık. Önce bir bunları dolduralım. Bir de... Dolabımız gelseydi çok iyi olacaktı. Evet ya bunun altına şu mobilyanın aynısından bir dolap yaptırıyoruz. Bu arada onu da söylemeyi unuttum galiba. Dolabımız yapılana kadar maalesef ki yerde kalacak bu. Dolap yapıldıktan sonra altına sehpası gelince üstüne koyacağız. Daha bize tabii orantılı bir şekilde yukarıda duracak. Eski akvaryumculardan kim kalmış be? Rukiye kalmış. Kim vallahi kalacak değil mi arkadaşlar? Yani bu işleri normalde erkek yapar biliyorsunuz. Ama ben yapıyorum. Değişelim gel. Dur şunu doldurayım kalanı sana. Suyu doldurmayı tamam. Da sana bırakayım. Oo en zor. Hadi. Kolay işi sana bıraktım. Hadi iyisin hadi. Bu arada suyun ya kaynatılıp dinlendirilmiş olması gerekiyor ya da hazır damacanalarla almanız gerekiyor. Biz biraz damacana aldık, biraz kaynattık, karıştırdık. Ortaya karışık sular gelecek şimdi buraya. Şöyle dolduruyorum ya. Bence de en kolayı. Oh benim işim tamam. Ben vazifemi tamamladım. Bu köşede iyiydi. Bununla videomuz vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Resim çizmiştik, bir şeyler yapmıştık daha başka hatırlayamıyorum tam olarak. Ne yapmıştık arkadaşlar? Tamamını hatırlayamam. Resim çizdik. 2-3 kere video çektik ama bir tanesini resim çizmede kullandık. Diğerlerini hiç hatırlamıyorum. Hatırlayanlar varsa yorumlara yazsınlar. Bunu da koyalım. Normalde biz bunu tasla yapıyorduk. Ama bugün suyu boşaltmak için ve suyu doldurmak için kullanılan bir sifon aldık. Bir ucunu kovaya, bir ucunu da buraya koyduğunuzda istediğiniz zaman doldurup istediğiniz zaman boşaltabiliyorsunuz. Filtresinin ara ara değişmesi gerekiyor. Yeni bir filtre alıp taktık. Ya da yıkayacaksın onu. Çünkü bütün ara. Kirler burada toplanıyor. Şimdi Taner bunu benim hazırlamış olduğum, el emeğiyle hazırlamış olduğum o kovayı getireceğim. Taner'in yapacağı şey de şu. Aha o kadar mı? Bu kadar. O da diyor ki çok iş yapacağım. En ağır iş bana kaldı. Bunları Antalya'dan toplamıştık biz. Lina toplamıştı şöyle. Lina mı toplamıştı? Lina, ben, Taner. Taner hemen kendine bir pay çıkarmaya çalışıyor. Ben onları dikten dalıp dalıp 3-4 metreden topladım. Kızım istediği için kızıma topladık. Tabii ki kızımın hepsi. Yani Lina toplamıştı derken illa Lina'nın dalıp çıkarması gerekmiyor. Sen nerede 3-4 metreden topladın? Ben topladım bunları 22 metreden. 22 metreden. Ama şimdi ne kadar güzel oldu. Bak işe yaradı. Değil mi Lina'cığım? Evet. Balıklarımızı süslüyor. Görüntüsü de çok güzel oldu. Oh. Evet bu da tamam. Şimdi kovamızı getirelim, dolduralım. Şu balıklarımızı hemen bir yerleştirelim. Şimdi bunu boşaltmak için aldığımız bir şey bu ama doldurmak için de kullanılıyor mu bilmiyorum. Bence suyun yukarıda durması lazım ama bakalım. Bir şey olduğu yok. Kovayı bence şu yukarıya alalım. Yukarıdan hiçbir aşağı şey dök. Hiçbir şey olduğu yok. Gelmiyor. Gelmiyor. Allah Allah. Yanlış mı yapıyoruz acaba? Ha, onu bir tur çevir.
Bu işte bir terslik var. Ya bunda bir terslik var ya bizde bir terslik var. Eminim ki bizde bir terslik var. Sanıyorum bu işe yaramıyor. Şu işe yarıyor olabilir. Sadece boşaltmak akvaryumu için. Temizlemekte boşaltmak için, suyu boşaltmak için kullanılıyor olabilir. Şimdi Taner kova kova dolduracak. Acaba kaç kova? O öyle dolar mı Taner sence? Nasıl dolduralım? Kovayı indireceksin altına. Deviriyorum o zaman. Hadi devir gitsin. Devir Taner. Devir Taner. Haydi Taner. Taner için büyük bir alkış. Şöyle kafadan dökeyim de. Vay be ne güzel su döküyorsun Taner. Gaza getiriyor beni çok arkadaşlar. Çok güzel döktün ya. Zor kısmı bu ya işin. Bu Tim'in kocası. Bu benim kocam. Aslan karım. Birinci kova. Ne kadar doldurdu? O 5 santim ancak geldi. Yok canım daha dibinde kaldı. Evet. Şimdi evet, balıklarımızı tamam. Çıkartalım hadi şu renkli renkli balıklarımızı. Ooo suyu ne kadar pisletmişsiniz siz cimcimeler. Ay tatlılıklara bak rengarenk olacak. Ben doldurmak istiyorum Taner. Bakalım kısmetime ne çıkacak? Bence pembe gelecek diyorum. Oo, hemen, bismillah. Hemen çevir hemen. Ay ne yapacağım? Ben korkudan yapamıyorum ki. Nasıl hadi. Yapacağım? Şöyle olmadı. Elinle tutsana. Elimle yapamam. Oldu oldu. Neredesiniz? Evet 1, 2, 3, 4 tane balığımız. Çok tatlılar. Akvaryumcu Ruki hadi. Gel bakalım şu morları alayım ben sizi yerim. Ay Allah. Çevir hemen gitti, çevir. Gitti. Sanki tamam. Elimle alıyorum. Neden korkuyorsan? Kalmadı değil mi? Yok. Düşürme sakın dışarıya. Yok yok. Eyvah Dorin yaklaşıyor sinsi sinsi. Gel 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 gel. Kedi, gel, balık, gel, kuş gel. Her şey var bizde. Evet. Gelin bakalım. Hop. Ay 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 ay. Dışarıda kaldı. Ay çık kızım. Ter çevirip. Çıksana melek. Heh kalmadı değil mi? Vallahi bilmiyorum. Vallahi bravo. Hepsini aldım. Aferin bana. Hepsini alkış. Aldım. Çabuk ol, çabuk ol, çerçeve. Anneciğim. Çık, çık. Ay, ben onu hallettiğime inanamıyorum. Helal be Rukiye. Vallahi bravo vallahi. Bana. Süpersin. Harikayım. Gel, gel, gel. Oo, ay, hadi çabuk, ay, çabuk, ay, çabuk, ay, çabuk, çabuk. Ay, çok tatlılar. Zevkli iş değil mi? Çok güzelmiş ya. Ay, şunların güzelliğine bak sen. İyi ki aldık değil mi onları? Minik minik, iyi ki aldık. Çok renklendirdiler. Çok güzel oldular. Ay, keşke biraz daha mı alsaydık? Keşke dolabımız gelseydi daha güzel dururdu. Bir bakalım, burada yaşarlarsa biraz daha alalım. Dolabımızı alınca arkadaşlar, bu renklerden biraz daha renklendirelim değil mi? Kalabalık olsun değil mi? Kalabalık olsun. Tabii burada renkli renkli uçuş uçuş geçsinler değil mi? Öyle daha güzel aynen. Değil mi? Gel bakalım, köpek balığım kalmış. Bir o mu gel kaldı? Yok, bir tane daha minik var. Geldi geldi geldi. Aferin sana. Vay helal be. Helal bana. Balıkçı Ruki. Eyvah tarçın geldi. Bir tane balık kaldı. Onu da sana yeme demem tarçın. O da minicik çöpçü balığı kaldı. Onu nasıl alacağım? Dipte geziyor. Gel kendin gel. Nasıl alacağım? Tarçın nasıl bekliyor onu yemek için? Git kız. Olmaz. Ne yapıyorsun? Bütün kediler yalnız balıklara gözünü dikti bekliyorlar. Paskal, Paskal'a bakın kocaman olmuş ya. Yalnız bu bir tane balığı alamadık henüz. Evet hala alamadık. Hadi artık. Elimi sokmak zorunda kaldım. Elinle al. Elinle al gitsin ya. Göreyim senin cesaretini. Aldım valla. Aldın mı? Bravo. Şöyle gerek kalmadı. İn tarçın. Tarçın aşağı. Hadi kızım aşağı. Koş koş koş. İnmiyor. Tarçın aşağı. İnsene yiyecek balık öldü balık. Hadi çabuk Taner. Şöyle tutup şöyle bırakıyorsun. Aferin. Basitçe. Gitti. Kesin gitti mi? Evet. Şimdi bir bakalım. Ay yerim ben sizi. Şimdi kapatalım. Şimdi ışıklarımız da tam güzelliğe oldu. Güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bu renkli balıklar çok güzelmiş ya. Ben bunu acayip hiç bilmiyordum. Acayip tatlı oldu. Ya ne kadar yakıştı. Şu morlarla şu süsler de çok yakıştı. Şu yeşillerden biraz daha mı alsaydık? Yeşillere bayıldım ben. Yeşillere ve morlara. Evet, fosforlu değil mi? Perçin, ne yapıyorsun? Dökülen suları yalıyor. Ay canım. Bu da bakın bu da. Sinsi sinsi nereye gidiyor Çinçen? Nereye gidiyor Çinçen? Korkma. Korktu, korktu. Korkma oğlum gel korkma. Evet biraz yem atalım. At fazla bakalım. Atmayalım. Köpek balığı henüz daha kendine gelemedi çünkü. Evet. Biraz atalım. Sonra biraz daha atalım. Biraz da meleklerin pul yeminden at. Evet onları da atalım. Bak bak bak. Nerelere gidiyor bu? Nereye girdi ya? Fişlerin orada gezmek yasak. Dikkatli olun. Tarçına bak ya. Tarçın ya. Ya ben seni onun içinden su içmeye çalışıyor. Açsam ya içine girecek. Bu benim favorim favorim. Gel Tarçın al. Favori kızım benim bu. Hadi bak, gir bakayım ne yapacaksın? Tarçın. Bir gir bakalım. Hadi kızım. Sakın. Sakın patileme sakın. Sakın kızım. Tipe bak.
Hayır. Hayır. İn. Evet, hadi bakalım. Şimdi Lina'yı çağırayım, bir göstereyim bakayım nasıl bir tepki verecek balıklara. Gel Lina'cığım, önüne gel, bak. Gel Lina, gel. Aç gözlerini anneciğim. Açabilirsin. Ortalık karışık, toparlayacağız şimdi. Gel bak nasıl? Nasıl Lina, beğendin mi? Ben beğendim, çok efso. Çok efso. Efso. Çok efso. O ne ya Lina? Efso. O ne ya? Efso. Yeni trend efsane o. Efsane mi demek? Yeni trendimiz efso. Artık gençlerin, efso, çocukların yeni dillerini de keşfetmeye başlıyoruz. Efso, kanka, kanki. Kanki. Yaptık ki. O ne? Bu da trend. Yaptık oldu ki. Devam ki. Allah Allah. Devam ki. Neymiş? Bilenler yoruma like atsın. Bilmeyenler de yorum yazsın lütfen. Devam ki. Oldu ki. Tamam ki. Bilenler var mı arkadaşlar? Bilmeyen mi kaldı? Ben bilmiyorum şahsen. Arkadaşlar, bilenlerin sayısını gelen like sayısından anlayacağım. Bilmeyenleri ve hiçbir yerde duymayanları ya da duyup da nereden duyduğunu bilenleri de yorum kısmına bekliyorum. Ne dedim ben ya? Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Ama güzel Türkçemizi bozmayalım, güzel, evet, konuşalım. Evet, güzel güzel konuşalım ama devam K'de ne var ki? Hiçbir şey yok ki. Ama değil gerçekten mi? Çok güzel oldu ya. Ya çok ben... güzel oldu. Ben de bakmaya kıyamıyorum. Yatak maşallah. Yatak odasına mı koysak acaba? Yok artık sen de. Maşallah çok güzel oldu balıklarımız. Şimdi kuşlarımızı da bir yerine koyalım. Onların da bir yeri belli olsun burada. Evet, bu minnoşları da artık oturma odamızı ağırlayacağız arkadaşlar. Bu burada olmaz. Şuraya koysam nasıl olur yerin? Olur. Şöyle dursam. Evet, sen güzel olur. Bunlara göre. Aynen. Buradan çok azıcık güneş de gelir. Güneşlenmiş de olurlar. İçinde mamaları var, suları da var. Şimdi bunlara bir darı verelim bakalım. Ya bizim kuşlarımız niye yumurtlamıyor hiç? Ne yapmak lazım arkadaşlar? Bilenler var mı? Ama gerçekten bilenler yazsınlar. Biz bu mavi kuşumuzun ismini ne koyalım? Bir yeri Fikri Paşa biliyorsunuz. Aslında bu aynı renkten bir prenses boncuğumuz vardı. Onu da kaybetmiştik. Bu aldığımız Fikri Paşa olmuştu. İsmi bari kalsın dedik. Rengi değişti ama ismi kalsın dedik. Bunun ismi ne olsun? Yeşil olan Fikri Paşa. Mavi olanın ismini de sizlere soralım arkadaşlar. En çok kim ne isim istediyse onun ismini koyalım. Hadi bakalım oğlu. Sen niye korkuyorsun? Lina dayanamadı. Pascal'ın turuncu tasmasını taktı arkadaşlar. Bunlar susamış herhalde ya. Dur tasmanızı takayım da size su vereceğim. Gel aşkım. Sen de al gel Lina, tasmalarını takalım. Kavga başladı yine. Aa. Mesela şunu göstereyim. Onu getir. Ay çok güzel oldu. Yakışıklı oğlum, iyice yakışıklı oldu. Gel benim prensesim. Tamam kızma hemen. Hiçbir yere kaçacak. Cici, cici anneciğim. Dur cici. Şuradan takalım hemen dur. Çok tatlı kız olacaksın. Dur bir. Gelin ben de suyunuzu doldurayım. Sen tasmaları tak tamam mı? Aferin kızma. Evet, dur dur. Başardım bir tanesini. Aşko aşko. Hadi kızım hadi. Hızlıca. Dur sinir oldu dur. Ah, tamam bitti. Bitti mi? Aferin sana Lina. Ay çok güzel oldu. Oldu. Nasıl tatlı oldun? Alışsın tasmaya. Bunu gel. Çıkarmak yok. İşte ya. Ay çok tatlı oldu. Alışırız birazdan. Birbirlerine nasıl hırlıyorlar. Suya koyacağım anneciğim, gel su içeceksin gel. Hadi bakalım Taner, başaracaksın. Bakayım bir kızıma. Bakayım bir, eyvah kavgaya bakın. Bunlar hiç anlaşamıyor ya. Yalnız bu su kabını gerçekten çok sevdik biz. Kedilerin su içme isteğini artırıyormuş arkadaşlar. Hakikaten de çok doğru. Ayağını sok. Patiniyor. Sokma ayağını. Ne sokuyorsun ayağını? Ya şunların dibine bakın ya. İlk doğduklarında ne kadar miniklerdi. Gözlerini açamıyorlardı. Pascal bununla oynamayı çok seviyor. Oradan giriyor, oradan çıkıyor. Kedi gözlüğü. Kedi gözlüğü. Tarçına bir takalım mı? Gel, tak bakalım. Hadi gel gözüne hadi. Gözüne girmesin dikkat et. Ay ben seni yerim. Çok aman oldu. Güzelliğe bak. Ay. Kafasının üstüne. Bir çubuk almıştık bunlara arkadaşlar. Ay bence çok sevecekler. Gel kızım, aferin. Gel Pascal. Ya onu bölüp bölüp veriyorsun yalnız. Ha kırıp mı vermek lazım? Allah! Ay beni korkuttu ya. Şapşik seni. Ne yapıyorsun? Gel, gel sana mama vereyim gel. Al.
Al bakalım. Şey. Dorin'e de verelim. Gel Dorin. Bak Dorin çok sevdi. Nasıl yutuyor? Yerim ben seni. Gel. Çok mu sevdin kızım? Veriyorum anneciğim. Dur. Ay beni duymayayım. Ay beni ay elimle yediriyor. Ay aşkım. Ay hepsi de nasıl yiyor. Şunlara bak nasıl sevdiler. Bunlar doymuyor. Böl Lina böl. Bu oburlara ne dayanır? Ver anne ver. Vereyim anne. Hadi konsey. Abla. Konsey toplantısı gene başladı. Pascal geldi ya. Kurul toplandı. Kurul yalnız toplantı. Pascal'da da tam bir baron tipi yok mu? Tam bir baron. Anne, anne yedim. Baronumuz Pascal. Hiçbir tepki yok. İlgilenmiyorlar. Bu hiç ilgilerini çekmedi arkadaşlar. Bir de şimdi robotu bir deneyelim bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Aa. Hiç dikkatini çekmiyor. Tarçının hiç dikkatini çekmiyor da Pascal azıcık bir bakıyor yani kıyıdan köşeden. Dorin de oradan bakıyor. Yok olmuyor. O zaman ben şey deneyelim. Yok. Bunu, o, evet dikkatini çeken o oldu. Hadi kim yakalayacak? Ay. Ay hadi. Bu bileyim, hadi bileyim. Bravo. 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 Abla ya. Aferin döndürelim. Hadi gel versene anneciğim. Aferin oğluma. Hadi Tarçın seni de görelim. Kafaya bak kafaya. Pascal'ın kafasına bakar mısınız nasıl dönüyor? Mama, mama mı bu mu? Açayım bakayım hangisi dikkatlerini çekecek. Bakalım yemeği mi daha çok seviyorlar, oynamayı mı arkadaşlar? İlk defa böyle bir teste girdim şimdi. Dorin. Bir dakika sakin. Kavga yok. Hop. Bunu en çok Dorin seviyor. Sen niye öyle kaldın annem? Yok burada, burada seninki de. Bak burada anneciğim. Ay Dorin yalnız kaldı. Ay. Al annem, al sen buradan ye. Bak sana özel bu da. Bakalım mama mı bu mu? Kimsenin buna baktığı yok. Şu an gerçekten akvaryumumuz balıklarımdan daha hoşuma gitmeye başladı. Rengarenk resim gibi olmadı mı ya? Kaç tane balığımız oldu? Hadi bir tahmin edelim. Kaç balığımız var baba, sence Taner? 25. Hemen hızlı bir şekilde. 25. 25 diyorsun. Lina sen? 29. Ben de 26 diyeyim. Sayalım. Tamam. 3 melek, 2 Japon 5. 2 köpek balığı 7. 3 tane de çöpçü 10. Küçüklerden de 15 tane aldık. 25 o zaman kazandı. 25. Aa Taner kazandı. Köpek balığıyla bunlar nasıl bir arada duruyor diye çok merak edip çok soranlar oluyor. Bizim köpek balığımız otobur arkadaşlar. Etobur değil. Etobur olsaydı burada bir tane balık bırakmazdı. 5 dakikanın içerisinde hepsini yerdi zaten. Karnını doyuran bir köşeye çekildi arkadaşlar. Tarçının bir koltuğu var balkonda. Hemen oraya gitti. Karnı doyunca gider orada güzel bir uyku çeken. Gitti yattı oraya. Dorin de bugün kendi kendine burada konsolun altında kendine bir yer buldu. Bir TV sehpasının altında yattı. Geldi arkasından burada yattı. Hiç huyu da değildir. Ne oldu acaba? Niye saklanıyor? Utandı mı? Onu da bilmiyorum. Pascal hala yemek yiyip su içme derdinde. Oyunu mu oyunu bıraktılar. Bunlar tasmaları takınca bir havaya mı girdiler acaba? Evet. Kesin bir havalara girdiler bunlar. Evet her neyse. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Biz kedilerimizi, kuşlarımızı, balıklarımızı çok özlemiştik gerçekten. Siz de uzun zamandır görmüyordunuz. Kedilerle video çekmemi çok istiyordunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.